Herkese merhabalar. Bugün sizlere mantarlı köfte tarifim var. Oldukça lezzetli bir tarif olacak. Bunun için yarım kilogram mantarım var. Kabuklarını soydum. Şöyle nasıl soyduğumu da hemen göstermek istiyorum. Şöyle mantarların iç kısımlarından şöyle dışa doğru bu şekilde alıyorum. Mantarlar yıkandığı zaman çok fazla su çekeceğinden dolayı bu şekilde mantarlarımızı temizleyelim. Özellikle bu tarif için mantarları küçük olarak seçtim. Mantarlarımız hazır. Ayıklamış olduğum mantarları borcama alıyorum. Üzerine tuz serpelim. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Mantarlarımızı 230 derecede kontrollü şekilde 20 dakika pişirelim. Köftesi için 200 gram az yağlı dana kıyma ekliyorum. Bir orta boy kuru soğanı doğrayıcıdan geçirip suyunu güzelce sıktım, onu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Karabiber. Toz kırmızı biber ekliyorum. Küçük bir parça kuru ekmeğim var. Bu tarifte galeta unu kullanmıyorum. Galeta unu yerine bir parça bayat ekmeği küçük küçük doğrayalım. Doğradığım ekmekleri ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Harcımızı güzelce yoğuruyorum. Harcımı güzelce yoğurdum. Ceviz büyüklüğünde parça alıp elimle yuvarlıyorum. Tüm harcımızı bu işlemi devam edelim. Üç orta boy soğanı, piyazlık doğradım. Onu tavama alıyorum. Üzerine çok az tuz gezdirelim. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarımızı kavuralım. Soğanlar kavrulmaya başladı. 10-12 diş sarımsağım var. Onu ekliyorum bütün şekilde. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Kavurma işlemine devam ediyorum. 2 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biberim var. Onları da jülyen şekilde doğradım. Ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. Biberlerle de güzelce kavruldu. Bu aşamada bir orta boy kabukları soyulmuş domates ekliyorum. Kavurma işlemine devam edelim. Bu aşamada karabiber ekliyorum. Toz kırmızı biber ekleyelim. Soğanları kavrulurken ilk aşamada tuz eklemiştik. Kontrollü şekilde damak tadımıza göre tuz ekleyelim. Şöyle bir harmanlıyorum. Sebzelerimiz hazır. Mantarlar fırında güzelce pişti. Hazırladığım sebzeleri mantarların üzerine ekliyorum. Güzelce harmanlayalım. Sebzeleri pişirmiş olduğum tavada 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Şekil verip buzdolabında dinlendirdiğim köfteleri tavamıza alalım. Ön arkalı şekilde köfteleri kızartıyorum. Köfteleri kızarttım. Köftelerimizi sebzelerinin aralarına ekliyorum. 10 tane çeri domatesim var. Onu ara ara ekliyorum.
Yağlı kağıdımızı buruşturup sudan geçirelim. Üzerine yağlı kağıdını yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 230 derecede kontrollü şekilde bir 10 dakika pişirelim. ...130 derecede 10 dakika pişirdim yemeğimi. Şu an enfes kokuyor. Yemeğimiz hazır. Aşırı lezzetli bu yemeği sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Mantarı, köftesi ve sebzeleriyle muhteşem oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.